Çıktık. Hiç kimse müdahale etmedi. Yolcularımızı alıyoruz burada. Biz yasal olmayan bir şey yapmış olsak polis burada müdahale eder, yolcu aldırmaz. Biz demek ki yasal bir şey yapıyoruz ama sel örgünün içi DHM müdürünün yetkisinde olduğu için bize yolcu aldırmıyor. Bu kadar en azından mahkeme desin ki sizin işiniz bitti, tamam biz gidelim. Ama biz şu anda bir mahkeme süreci devam ediyor. Bitmiş olan bir şey yok. Devlet devam meydanları tamamen servis kullanmasını insanların teşvik etmek için bu şekilde rezil olmalarını sağlıyor. Tehlikeleri görüyorsunuz. Araç trafiği var burada. İnsanlar yolda nizamiye çıkışına kadar yürümeye çalışıyorlar. Beyefendi, yaşadığınız mağduriyeti bir iki kelimeyle anlatabilir misiniz? Rezalet başka bir şey değil. Yani bu insanları burada siz bir yere mahkum etmek. Komünizmin yönetiminde yönetilmiyoruz. Teşekkür ederiz. Hanımefendi, rica etsem mağduriyetinizi birkaç kelimeyle anlatabilir misiniz? Yani çok saçma, havaalanından inip buraya kadar yürümemiz soğuklarda özellikle daha zor olacak. Ben özel taksi kullanmak istiyorum. Yani gideceğim yere daha kısa sürede ve daha kolay gitmemi sağlıyor. O yüzden bunun ortadan kalkmasını istiyorum. Bunun sebebi de bizim ucuza yolcu taşımamızmış. Taksimetre ücretinin altında pazarlıklı yolcu taşımamızmış. Bize teklif edilen servis firmasıyla pazarlık etmemiz oldu mahkeme sürecinden önce. Fiyatlarımızı yükseltmemizi, oturup servis firmasıyla pazarlık etmemizi istediler. Biz pazarlık etmeyince bu hallere geldik. Bu sadece 3 yolcu. Daha uçaktan inecek yolcularımız var. Diğer yolcularımızla diğer arkadaşlar karşılayacaklar. Aynı şekilde yürüyecekler. Biz rezervasyonlu yolcumuzu buradan alamıyoruz. Havalimanından. Şu anda biz resmi taksisiyiz. Mahkeme süreci tamamlanmadı. Evet arkadaşlar. Şu anda havalan taksinin yolcusu acı çekiyor. Çok acı çekiyor. Tekrar araçtan indiriliyor. Neden? Sebebi bu taksi burada çalışması yasaklandığı için bu yolcuyu buradan alırsa çıkışta 1400 lira para cezasına mağdur kalacak. Onun için sadece peşkeş çekmek için, Baytur Turizm'e peşkeş çekmek için. Ve işte görüyorsunuz arkadaşlar, havaalan taksinin müşterimizin bir mağdurluğunu.